Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık, Yeşil Sol Parti'nin milletvekilliği adaylık tekliflerini kabul etti. Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul'dan aday gösterilmesi bekleniyor. Ancak Sırrı Süreyya Önder hakkında da siyasi yasak da isteniyor. Bunu da belirtelim. Bir yanımız hep içeride. Yeşiller Sol Parti'yle seçime katılacak. Seçime sayılı günler kala partilerin aday listeleri netleşiyor. Yeşil Sol Parti'nin aday listeleri arasında Sırrı Sakık'la Sırrı Süreyya Önder de yer alacak. Bu süreçte belirleyici olacak güçler Emek ve Özgürlük Hareketi olacak. Devlete, krala, sınırlara, geleneklere, örf adetlere böyle uzar gider bu liste. Çözüm süreci sırasında HDP milletvekili olarak İmralı heyetinde bulunan yönetmen ve senarist Önder, Yeşil Sol Parti'nin adaylık teklifini kabul etti. Önder'in İstanbul'dan milletvekili adayı yapılacağı öğrenildi. HDP'den Ağrı Belediye Başkanlığı yapan Sırrı Sakık'ın da adaylar arasında yer alacağı belirtildi. Bu halk korkuyor, elinin tersi demekti. Artı gerçeği konuşan Sırrı Sakık adaylık başvurusu yapmadığını ancak ihtiyaç duyulan her yerde çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu söyleyen Sakık bu süreçte Yozgat'tan Trabzon'a her yerde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinde hakkında siyasi yasak talep edilen Sırrı Süreyya Önder de Anayasa Mahkemesi'ne verdiği yazılı savunmasında siyaset yasağı bana işlemez demişti. Her iki isim de milletvekili adayı olarak sahalarda Yeşil Sol Parti için oy isteyecek. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı, bu ülkenin milletvekillerini seçeceğiz. Asıl önemli olan 100 yıldır size, bize, bütün halklara zulüm eden bu sistemi tarihin çöplüğüne gömeceğiz. En iyi bildiğimiz yer kabristanlar, hapishaneler ama bize diz çöktüremezsiniz.